Agalarım, herkese selamlar. 6 Ağustos 2024 Salı iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 9 adet mücadelem var aga. İdeallerinden yüksek oranlarına ve izlediğimiz takımlar olduğundan kaynaklı ben yüksek bir başarı bekliyorum. Bir tane de sizlere ideal kombine vereceğim videonun sonunda. Sizlerden gelen beğeni ve yorum desteklerinden dolayı çok teşekkürler. Aynı şekilde beğeni ve yorum destekleri geldiği takdirde kombine vermeye devam edeceğim videonun da bir adet de ideal kombinesi olacak. Bilginizi vereyim. 9 tane mücadelemiz var. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle Lil Fenerbahçe maç skorunu sorduk. Daha önce yapmış olduğumuz hem PSV hem de Beşiktaş maç skorunu bilen olmadı. Birazdan Beşiktaş maçından da bahsedeceğim. Lil Fenerbahçe maç skorunu ne olur? Bilen 3 kişiyi de 7 günlük WhatsApp gruplarımızda misafir edelim. Yorumlara yazmanız yeterli olacaktır maç skorunu arkadaşlar. Devam ettim her türlü soru görüş öneri, Whatsapp gruplarına gelmek isteyenler vesaire varsa Whatsapp attığımız hemen yorumlar kısmında hem de solda numarası var şu an ekranda da görüyorsunuz. 0534 446 5989 aga yani el emeği muazzam bir emek var gerçekten işin arkasında. Olabildiğince de kazan sağlatmaya çalışıyoruz bilginize. Whatsapp grupları için bilgi almak için buraya mesaj atabilirsiniz. Şimdi Misty'den bahsedelim. Beşiktaş maçından da bahsedeceğim. Sırbistan Güney Sudan'ın maçı vardı. İlk kere 87.5 üst olarak değerlendirdim. 1.51 gibi orandan aldık aga. Bunu tertemiz içeri aldık. 1500 misli. Bir de ben yüksek misli Avrupa yapıyorum aga. Bak Beşiktaş maçına bak. Meşelen maçına 1.5 üst aldım geldim. Padervan maçına 1.5 üst aldım geldi. Galatasaray Beşiktaş mücadelesi var. Kupa maçı. Tek ayaklı maç. Dakika 1'de gol gelmezse bu maç çok açılmaz dedim. 25. saniyede gol geldi. 90 artıda 2 tane gol geldi. Öncelikle Beşiktaş tebrik ederim. Bak ben çok sevindim. Ben bir Galatasaray taraftarıyım. Fakat lig yarışının içinde olması aga muazzam bir şey. Ben futbol severim her şeyden önce. Ve sürekli maç izleyen biriyim. Geçen seneki Beşiktaş mesela bana hiç keyif vermiyordu. Ya Anadolu kulübünden farkı yoktu. Keyif olarak izlemek açısından söylüyorum. Ama bu sene belli ki keyif verecek. Lig yarışında ortada olacak muazzam bir keyif. Belki Galatasaray içinde olmaz. Tebrik ederim Beşiktaş'ta arkadaşlarımıza. Misli seviyesinde de bu şekilde misli bahislerimiz veriliyor. İdeal kombinlerimiz ekranda her türlü her gün ideal kombine, Avrupa kombine ve alternatif kombine çıkaraktan da kanal sağlatmaya çalışıyoruz diyerekten geçtim. Canlı olarak WhatsApp gruplarımızda izlediğimiz maçın analizini yaparaktan atıyoruz. Aga. Ekranda görüyorsunuz zaten yeşilleri. Diyorum ki mesela Malmö maçı var. Diyorum ki Malmö ilk yeri başladı. Kornerden net bir kafa vuruşu kaçırdı. Malmö'nün ilk yarı gol atması bekleniyor. İlk yarı golü ortaya alıyoruz. Riskliden de yazıyorum ki Malmö atar vesaire diyerekten. O şekilde canlılarımızda devam ediyor. Özellikle canlı oynayan varsa mutlaka bizleri denesin derim. Bir de herkese açık telegram grubumuz var. Açıklama yorumlar kısmında buraya da ücretsiz katılabilirsiniz. Ara ara canlı bahisler ve maç önleri de burada ücretsiz olarak zaten yayınlanmakta. Başlayalım. Agalarım sizlerden beklentimiz dediğim gibi videoyu atacağınız beğeni ve yorum destekleridir. İdeal kombine de vereceğim. 9 tane de mücadelem var. Hepsine çalıştım. hepsini de izlediğimiz takımlar. O yüzden beğeni ve yorum destekleri iyi seviyede gelirse başlayalım. Öncelikle basketboldan başlıyorum. 3 tane. Biliyorum basketbolu çoğunuz oynamıyor ama ben başarıyı görüyorum son videolarda. Başlayalım. Sırbistan'la Avustralya mücadelesi, Sırbistan'la son mücadelesini ben değerlendirmiştim. İlk yarı üstünü değerlendirmiştim. Hatta misli de gösterdim. Güney Sudan'la oynamıştı. 87,5 üst almıştım o mücadelede. Sırbistan atma ihtimali yüksek. Fakat Avustralya takım olarak çok iyi bir takımdı. Fakat son mücadelesinde Yunanlılara karşı hiç de iyi bir oyun sergileyemediler. Takım olarak çok düştüler. Daha doğrusu iyi başlayamadılar ve devamını da getiremediler. O momentum düşüklüğü, mod düşüklüğü takıma çok yansıdı. Yani Avustralya'da iyi başlaması şart. Yoksa bizim bahsimizi sıkıntı yaratır. İlk yarıdan gelecek 86 sayı. Yani ilk yarı 85.5 üstü. Ben sizlere İdealden önermek isterim aga. 1.46 gibi ideal bir oranı var. Ben mücadelenin ilk, ilk yarısında 86 sayı bekliyorum. Bol şans. Fransa ile Kanada mücadelesi. Normalde Kanada delik deşik eder Fransa'yı. Fransa'da dış atıcı sıkıntısı var zaten. Fakat olimpiyatlar Fransa'da düzenleniyor. Seyirci desteği Fransa'da. O yüzden Fransızlardan da bir hareketlenme görebiliriz. Fakat Kanada, ya yani NBA kadrosu var Kanada'nın. Kanada'ya vermemek ayıp olur burada. Ama dediğim gibi ya yani Mastro'nun fark versem Matson'u fark versem diyeceğim. Ee, ne kadar atabilecek? O yüzden ben ilk yarıya gittim aga. Genellikle basketbolda ilk yarı alıyorum. Çünkü ikinci yarı olimpiyatlarda salıyor. İlk yarı iki. Oran sizi tatmin ediyorsa ilk yarıdan bir Kanada galibiyeti değerlendirebilir. Eğer ben oranı biraz daha yükselteceğim diyorsanız da ilk yarı 3 fark atar Kanada şeklinde de bir değerlendirme yapabiliriz aga. Kanada tarafındayım. Brezilya ile ABD. ABD'nin son maçlarında hepsini aldık. Hepsine kazandık. Hatta bir tanesini misli yaptık. Maç önü de ücretsiz grupta da verdim aga. ABD tarafında vereceksiniz. Bayıs. Aga takım ilk yarı oynuyor. İlk yarı işi bitiriyor. ikinci yarı salıyor. Bakalım maçlarına. Şöyle ben size de göstereyim. Ezber olmasın. Bak aga. Porto Rico'ya 103 attı. İlk yarı ikinci, 64 attı. İkinci yarı 23-17 nasıl salmış. İkinci periyot zaten 39 sayı attı tek başına. Ondan sonra hangi maçını almıştık? Güney Sudan. Her maçını aldım zaten. İlk yarı bakın 55 sayı. Bu şekilde. Her maçını aldım, her maçından da kazandım. Yine aynı şekilde tercihimizden vazgeçmiyoruz. İlk yarıdan ABD sayısı bekleyeceğiz. İlk yarı deplasman 53.5. LeBron Curry falan ilk yarıdan en çok birinci ve ikinci periyot süre alıyor. O yüzden ilk yarıdan 54 sayı bekleyelim ABD'den. 1.53 gibi oranı var. Geçtim futbol aga. Futbolda da maçlar muazzam. Karabağ maçıyla başlayalım. Dediğim gibi sizlerden gelen destek çok önemli. Bol şanslar. Aga Karabağ Avrupa'yı ne kadar önemsediğini ben şöyle anlatayım sizlere. Karabağ'ın son lig maçına bakın Juninho falan yedek aga. Ligin ilk maçına bile adam yedek kadroyla çıktı bir evi. Avrupa maçına hazırlık için. O yüzden Karabağ'ın ben burada aga Karabağ'da şöyle e, iki tane gol atarına gitmeyeceğim. Normalde ben kendimce bir karar aldım bu sezon. Taraf galibiyetinden ziyade ben burada yani MS1 alacağıma evi bir buçuk üst alırım diyerek düşünüyordum. Ama bu mücadelenin bir 0 var işte. O da izlediğimden kaynaklı oluyor. Karabağ bazen tutukluk yapabiliyor. Hugo Gores de kapanan yani yere geliyor kapanabiliyor takım. O yüzden 1-0 bitme ihtimaline karşı da maç sonu biri ben idare ederim. Taraf riskini alıyorum. Oran zaten riski karşılıyor. Eğer ki oranı biraz daha yükseltmek isteyenler varsa 3.5 altında 1. Yani 4 gol beklediğim bir mücadele değil. Benim skor beklentim 2 0 2 1 e yarında bir Karabağ galibiyeti olacak. 3.5 altında biri de yüksek orandan değerlendirebilirsiniz. Malmö ile PAOK karşılaşması. Şimdi PAOK bir nevi kaliteli daha bir olduğunu söyleyebiliriz. Yunanistan Ligi geçen yılın şampiyonu. Öyle bir şey var. Ama Malmö de yani ligi zaten açık uzun zamandır çok tempolu bir oyun oynuyor aga. Burada PAOK'a karşı bir sürpriz yaparsa da şaşırmam. PAOK da yani kadrosunda kaliteli isimler var. Fakat ne derece oynuyor ve kadrosunda kurulu bu arada değerlendirdiğimiz bir ve izlediğimiz takım. Yani bu maçta bir KG var alalım biz. Pauk tarafından da gol beklerim ama benim gönlüm Malmö'den tarafa. 2-1-1 Malmö galibiyeti de gelebilir. İdealden karşılıklı gelecek goller okey. Ama yüksek orandan isteyenler varsa da zaten KG var bekliyoruz. 2-1 skoruma göre de Malmö'den ikinci golü de beklemek 1.86 bandında bir oran var. Bu şekilde de bir değerlendirme yapılabilir. Midland'la Ferenc Faroş mücadelesi. Midland okey, kadrosu iyi ama karşıda Ferenc Faroş var. Macaristan Ligi'nin babasıdır kendisi. Ligue de başladı. Onun da ilk mücadeleyi de kazanmasını bildiler. Bak burada açılan oran bilmiyorum ne derece. Yani Midland pozisyon veriyor aga. French Faroş da pozisyonları değerlendirebilecek bir takım. Ben hiçbir şeye karışmadan burada French Faroş'un oyununu izlediyseniz sizler de bana hak vereceksinizdir. French Faroş'un bir golünü burada minimum 1.38 gibi olan var. Sadece deplasmandan bir gol bekleyeceğiz. Başka da bir şey beklemeyeceğiz aga. Değerlendirecekler değerlendirebilir. French Faroş'un bir golü. Sparta Pırak'la FCSB mücadelesi. Sparta Pırak'la kendi evinde onların da ligi başladı. 3 tane mücadele oynadı. Aga tempolu oynayan bir takım özellikle kendi evinde. Ya geçmişe baktım en son 2016'da mı ne karşılaşmışlar zaten bizler için hiçbir değeri yok. Sparta Pırak'ın oynamış olduğu tempolu oyun. Ama burada deplasman ekibi biraz kapanacaktır. Özellikle bizim için ilk golün gelmesi önemli. Erken bir gol gelirse mücadele açılır gider. Ben burada Sparta Pırak tarafındayım. Hatta ideal kombinemede aldım bu mücadeleyi. Ev sahibinin atacağı iki gol Aga. Ev bir 1.5 üstü ben burada değerlendirdim. 1.46 oranı var. Sparta Pırağ'ın ben burada atacağı 2 gol. Ve biraz daha yüksek orandan. Dedim ya ilk golün gelmesi önemli. İlk yarıda galip gelirse 1.86-2.11 arası bir oran var zaten. Oranlar değişiyor. Yüksek orandan da ilk yarıdan bir Sparta Pırağ galibiyeti de değerlendirilebilir aga. Lille Fenerbahçe. Bu maçın maç skoru sizlere sorduk. Aga. Ne olur ne biter diyerekten de. Şimdi ben kendi düşüncelerimi söyleyeyim. Fenerbahçe'nin öncelikle oyunu çok fazla hazır değil. Bunu sizler de görüyorsunuz. Yani Lugano bile bizi çok fazla zorladı. Ve kendi evinde arkaya atılan toplarla birlikte burada Fenerbahçe'yi zorlayacaktır. Turu geçer miyiz? Geçme ihtimalimiz var. Geçmek istiyoruz. Ama bu işi biz galiba İstanbul'da yapabiliriz gibi geliyor. Bu mücadelede ne olur bilmiyorum ama ben tercihim şu yönde olacak. Diğer seçeneğinde Lil'in ev sahibi yarı kazanır. Evet. Bakın ev sahibi yarı kazanır. Lil'in burada yani kendi evinde olmaması kaynaklı. Örnek veriyorum. Fenerbahçe iki yarı gol attı ya. İkinci yarı reaksiyonlu bir Lille görebiliriz. Ve onlar da ikinci yarıyı kazanabilir. Yani Lille'in burada bir yarıyı kazanması bizler için yeterli olacaktır. Benim görüşüm bu yönde. Dediğim gibi turu geçebiliriz. Kalbim her zaman Fenerbahçe'den yana. Ama İstanbul'da yaparız. Umarım Fenerbahçe'de gider Şampiyonlar Ligi'nde. Geçen sezon falan Avrupa'da güzel işler çıkardık. Aynı şekilde daha çok takımla daha çok ülke puanı diyerekten de güzel işler yapabiliriz. Ama dediğim gibi burada Lille'in bir yarayı kazanırı idealden değerlendirilebilir. Benim tercihim. Ve yüksek orandan da şöyle almışım. Toplam gol aralığı da 2-3 golde kalma ihtimali yüksek. O yüzden yüksek orandan da değerlendirecekler. Bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Geçtim diğer mücadeleye. Salzburg'da Twente mücadelesi. Salzburg'un da kendi evinde oynayacağı karşılaşma ve ligde, ligleri de açtı. Son mücadele 3-2 gibi bir skorla galip geldi. Burada tecrübe her zaman önemlidir. Son dönemlerde özellikle son yıllarda Twente'yi Avrupa sahnesinde ya yani Şampiyonlar Ligi'nde çok fazla göremiyoruz zaten. Salzburg sürekli orada yerini alıyor. Kadrosunu da koruyan ve iyi bir kadrosu var Salzburg'un. Salzburg'un burada tempolu oyuna da güvenerekten Ev sahibi 1.5 üst 1.42 bandında bir oranı var. Salzburg'un atacağı 2 gol de idealden değerlendirme altına alınabilir. Şimdi arkadaşlarım toplamda 9 adet mücadelem var. Bu maçlar gelmeyecekse diyorum. Çok güzel çalıştım. İdeallerinden ve yüksek oranlardan bahsetmeye çalıştım. Sizlere bir adet de ideal kombine koyacağım. İdeal kombine ekrana gelsin. Arkadaşlarım ideal kombinemiz Sparta Pıra'nın kendi evinde atacağı 2 gol. Bu biraz zorlayabilir ama ilk gol erken gelirse ben atma ihtimali düşünüyorum. Salzburg maçı biraz daha yakın olacaktır. Salzburg'un atacağı 2 gol değerlendirmeye tabi tutulabilir. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone olmayı abone unutmayın. Kendi fikirlerinizi mutlaka kafanıza yazsın benim tercihlerim. Öyle değerlendirin. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.